Merhaba arkadaşlar, 11. sınıf EİS ders anlatım föyümüz 37 numaralı DAF'la devam ediyoruz. İndiksiyon akımına geçiyoruz artık. İlk olarak manyetik akıdan bahsedeceğiz. Manyetik akı, fi harfi ile gösteriyoruz arkadaşlar. Skaler bir büyüklük olacak. Manyetik akı birimimiz de Weber. Şimdi manyetik akı dediğimiz şey, şimdi şöyle düşünün, bu telefonun ortasını şöyle delik olduğunu düşünün. Şöyle bir çerçeve şeklinde parmaklarımda manyetik alan çizgi sayıları, manyetik alan çizgileri. Şimdi bakınız, bu telefonun ortası delikse parmaklarım telefonu delip geçiyor. Yani yüzeyi delip geçen manyetik alan çizgi sayısı yoğunluğuna biz manyetik akı diyeceğiz. Telefonumu döndürüyorum, bakın yüzeyi delip geçen parmak sayım, yani manyetik alan çizgi sayım ne yapmış oldu? Azalmış oldu. Yani bu konumdan bu konuma getirdiğimde ne oldu bakınız? Manyetik akı değişimi maksimumdu, sıfır oldu. Yani gitgide azaldı. Şimdi görselimizde gördüğünüz üzere yüzeyimizi delip geçen manyetik alan vektörlerinin ne diyordu? Bir yüzeyden geçen manyetik alan vektörlerinin yoğunluğuna ya da ölçüsüne manyetik akı denir. Fi sembolüyle gösterilir. Nasıl bir büyüklük demiştik? Skaler bir büyüklüktür. Birimi Weber'dir. Bir A alana sahip çerçevenin içerisinden geçen, çerçevenin düzlemine dik manyetik alanı geçerse, bu manyetik alandan dolayı, manyetik alan çizgilerinden dolayı manyetik akımızı B çarpı A formülüyle bulacağız. B dediğimiz şey neydi? Manyetik alan. A dediğimiz şey buradaki çerçevenin alanı. Şimdi manyetik alan birimimiz Tesla. Bunun birimi metrekare. Manyetik akı birimimiz de ne olmuş oldu? Weber olmuş oldu. Şimdi eğer ki bakınız, yüzeyin normali ile manyetik alan çizgileri arasında alfa açısı varsa manyetik akı formülümüz B çarpı A çarpı cos alfa olmakta. Bizim manyetizma konusunda kosinüsü kullandığımız tek yer manyetik akı. Bunun haricindeki bütün manyetizmalarda açı olarak hep sinüsü alacağız. Eğer ki manyetik alan çizgileri ile yüzeyin normali birbirine dikse, şimdi bakınız şu maksimumdu. Yüzeyin normali manyetik alan çizgileri birbirine dik olduğu için akımız ne olmuş oldu? Sıfır olmuş oldu. Şimdi örnek 1'e bakalım. Kenar uzunluğu 10 santim olan K çerçevesini manyetik akıyı soruyor bize. Şimdi manyetik akı formülümüz neydi? Fi eşittir B çarpı A. Şimdi buradaki 10 santimleri metreye çevireceğiz. 0,1 metre, 0,1 metre. Yani 1 çarpı 10 üzeri eksi 1. Şimdi B'miz kaç? 8. Burada 1 çarpı 10 üzeri eksi 1'in karesi alan demiştik çünkü. 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 Weber. Yani doğru cevabımız D seçeneği olmuş oldu. Örnek 2'deyiz. Bakalım. K çerçevesi ok yönünde 37 derece döndürüldüğünde manyetik akı fi 2 olduğuna göre fi 1 bölü fi 2 oranını soruyor bize. Şimdi fi 1 dediğimiz şey önce normal tutuluyordu. Yani B çarpı A. Fi 2 dediğimiz şey ise B çarpı A çarpı cos 37. Şimdi şöyle yazalım. Fi 1 eşittir B çarpı A. Fi 2 eşittir B çarpı A çarpı cos 37. 8 bölü 10. 2'ye böldük. 4 bölü 5. Oran soruyordu. B A'lar gitti. Burayı da ters çevirdiğimizde cevabımız 5 bölü 4 olur. Şimdi manyetik akı değişimi ile elde edilen elektromanyetik indükleme asıl başlığımız. Yani elektromanyetik şöyle diyelim, elektromotor kuvveti EMK. Aslında biz çok farklı bir şey yapmayacağız. Şimdi normalde elektrik 10. sınıf elektrik konusunda devremizde bir pil vardı. İşte pilin artı ve eksi uçları arasında bir elektrik alan. Bu elektrik alan içerisindeki bir mükü devreyi dolandırmakla yaptığımız iş bu devredeki potansiyel fark, yani gerilim demekti. Şimdi biz devrede üreteç olmadan bir potansiyel fark, yani gerilim elde edeceğiz. İşte bunun da ismini değiştiriyoruz. İndüksiyon elektromotor kuvveti, indüksiyon EMK'sı diyoruz. Neden? Biz devrede üreteç olmadan farklı yöntemlerle bir potansiyel fark, gerilim elde ettiğimizi anlayın istiyoruz. Şimdi ilk olarak ne yapacağız? Manyetik akı değişimi ile bir potansiyel fark, yani gerilim elde edeceğiz. Şimdi manyetik akı değişimi nedir? Şimdi manyetik akıyı az önce fi ile gösteriyoruz dedik. Fizikte değişim dediğimizde başına ne getiriyorduk? Bir delta getiriyorduk. Bu da ne demek? Son akı eksi ilk akı demek. Yani manyetik akıdaki değişimi bu şekilde bulacağız. Şimdi
O halde yapacağımız ilk tanım şu olsun. Bir çerçeve içerisindeki manyetik akı değişimi ile elektrik akımı oluşmasını sağlar. Akımın oluşması devrede bir elektromotor kuvvetinin oluştuğunun göstergesidir. Manyetik akı değişimi ile oluşan akıma indüksiyon akımı, oluşan elektromotor kuvvetinin ifadesi ise, şimdi biz ne yaptık? Akı değişimi ile bir potansiyel fark gerilim elde ettik. O halde birim zamanda akı değişimi olarak indüksiyon EMK'sını tamamladık. Bu indüksiyon elektromotor kuvveti epsilon, yani V demekti aslında. Birimi de yine potansiyel birim olan volt olacak. Buradaki eksilik indüksiyon EMK'sı kendini oluşturan kuvvete tepki kuvvet olarak doğduğundan dolayıdır. Bunu gösterir ve Lenz yasasından ötürü de gelir. Şimdi bizim için normalde akımı nasıl buluyorduk? Biz vır formülünden V bölü R. Ben size ne dedim? Artık bu ünitede V'yi kullanmıyoruz. Ne kullanıyoruz? Epsilon bölü R. Bakınız bu şekilde yazdığımızda da bunun adı da ne olacak? İndüksiyon akımı olacak. Şimdi akımın bir yönü var. İndüksiyon akımının da bir yönü olacak. İndüksiyon akımının yönünü biz Lenz yasası ile bulacağız. Şimdi bakalım. Lenz yasasıyla bulacağız. Şimdi Lenz yasası indüksiyon akımını oluşturduğu, şöyle yanlış oldu, geri gelelim. İndüksiyon akımının oluşturduğu manyetik alan, indüksiyon akımı meydana getiren manyetik akı değişimine karşı koyacak yöndedir. Şimdi o zaman ne diyeceğiz bakalım indüksiyonda. Eğer halka içinden geçen manyetik akı artıyorsa, şimdi bakınız manyetik akıda bir artışımız varsa, değil mi? Lenz yasası bu artışı engellemek için ne yapmak isteyecek? Artan manyetik akı azaltmaya çalışacak. Manyetik akıyı da nasıl azaltacak? Hemen yazıyorum. Mevcut manyetik alana zıt yönlü manyetik alan oluşturacak. Eğer ki halkadan geçen manyetik akı azalıyorsa, halkanın ürettiği indüksiyon akımı bu manyetik akımı, manyetik akıyı arttırmak için. Yani bu sefer mevcut manyetik alan ile mevcut B ile aynı yönlü B oluşturarak mevcut manyetik alanı destekleyecek. Şimdi durum durum incelersek, birinci durumda bakınız bizim çerçevemizin manyetik, bu sınırlı manyetik alana giren şu alanı gitgide ne yapıyor? Artıyor. Yani bu alan gitgide arttığı için phi eşittir b çarpı a'dan alan artarsa akı ne yapar? Artar. Şimdi akıda artış varsa Lenz yasası bu artışı engellemek için ne dedik? Mevcut manyetik alana zıt yönlü bir manyetik alan oluşturacak. Şimdi bakınız buradan sonrası çok basit. Baş parmağınız manyetik alan, dört parmağınız çerçevede oluşan indüksiyon akımının yönü. Bu şekilde yaptığımızda bakın şöyle çerçevede gösterdiğimiz ok yönünde bir ne oluşacak? İndüksiyon akımı. İkinci durumdayız. Fi eşittir B çarpı A'ya bakınız. Ne alan değişiyor manyetik alan içerisinde ne de manyetik alanın şiddeti. Yani evet ikinci durumdayken akımız maksimum değerinde ama akı değişimi yok. Biz indüksiyon akımı için ne istiyoruz? Akı değişimi. O zaman burada indüksiyon akımı oluşmaz. Üçüncü durumda ise bu tel çerçevenin manyetik alan içinde kalan kısmı gitgide azalıyor. Alan azalırsa akı azalır. Akı azalırsa lens devreye girer. Bu azalmayı durdurmak için mevcut manyetik alanı destekler. Neydi? Baş parmağımızı içeri koyduk. Dört parmağımız bu çerçevede oluşan indüksiyon akımının yönünü gösteriyordu. Bakın gayet basit. Devam edelim. Hemen bir etkinliğimiz varmış. İ akımı geçen tel ile aynı düzlemdeki tel çerçeve hareket ettirerek indüksiyon akımının oluşması isteniyor. Şimdi bakalım. Şimdi akım geçen düz telin etrafında oluşan manyetik alanı nasıl buluyorduk? Baş parmak akım, pençeler manyetik alan. Şöyle yaptığımızda bakın pençeler içeriye doğru. Demek ki bizim tel çerçevemizin maruz kaldığı manyetik alan, mevcut manyetik alan içeri. Şimdi bu telde bir indüksiyon akımının oluşmasını istiyorsak manyetik akı değişmeli. Akı neydi? B çarpı A. Yani bu teli ya manyetik alana yaklaştırmalıyız ya da uzaklaştırmalıyız. Tel doğrultusunda çerçeveyi yukarı aşağı hareket ettirmek hiçbir şey değiştirmeyeceği için, yani Y yön doğrultusunda hareket ettirdiğimizde indüksiyon akımı oluşmaz. Çünkü akı değişimi yok,
indüksiyon akımı da oluşmaz diyelim. Bunu yaptık. Yani ne yapmalıyız dedik X doğrultusunda. Şimdi ben tel çerçeveyi akım geçen tele yaklaştırırsam, telden uzaklaştıkça manyetik alan etkisi azalıyordu. Tele yaklaştıkça manyetik alan etkisi artıyordu. O zaman tele yaklaştığımda manyetik alan etkisi artar. Yani tele yaklaşmak eksi X yönünde hareket edersek tele yaklaşırız. Manyetik akı ne yapar? Artar. Manyetik akı artarsa lens yasası bu artışı engellemek için mevcut manyetik alana zıt yönlü oluşturacak, değil mi? O zaman şu şekilde yaptığımızda baş parmak dışarı, şöyle bir, şöyle, 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 şöyle. Yani bir yönünde bir indiksiyon akımı oluşacak. Şimdi çerçeveyi artı X yönünde çekersek, yani telden uzaklaştırıyoruz, manyetik alan etkisi azalır, akı azalır. Şimdi manyetik akı azalır dedik. Manyetik akı azalırsa bu azalmayı engellemek için mevcut manyetik alanla, o zaman koyduk. Şimdi bakınız, şu morumsu rengi takip ediniz. Şöyle iki yönünde indüksiyon akımı oluşmuş oldu. Şimdi örnek 3'teyiz. Şimdi mıknatısın etrafında N'den dışarı, S'den içeri bir neyimiz vardı? Manyetik alanımız vardı. Bakınız, N'den dışarı, S'den içeri. Şu şekilde manyetik alanımız var. N'den dışarı, S'den içeri. Şimdi bizim bobinimiz bu manyetik alanın etkisinde. Şimdi bobin mıknatısa yaklaştıkça ya da mıknatıs bobine yaklaştıkça mıknatısın manyetik alan etkisi artar. Manyetik alan etkisi artarsa o zaman akı artar. Akıda bir artış varsa o zaman lens yasası devreye girer. Bu artışı engellemek için mevcut manyetik alanımız bu, bakınız. Mevcut manyetik alana zıt yönlü manyetik alan oluşturur. Şimdi mevcut buydu. Şöyle zıt oluşturacak, bakınız. Bu B üssü. Bu ne demek? Bobini sar, tırnak, baş parmak, manyetik alan tırnakların aşağı göstersin demek. Şöyle sarımların üzeri aşağı. Üstten gelen kolu takip ettik. Burası aşağı oldu. O zaman yukarı. Yani oluşan indiksiyon akımının yönü 1 oldu. 2 yanlış. Mıknatısın kutupları ters çevrilirse akım oluşmaz. Hayır, oluşur. Sadece akımın yönü değişir. Cevabımız A seçeneği, yalnız 1. Örnek 4'teyiz. Sayfa düzlemine dik. Şimdi 200 santimetre kare vermiş. Şöyle 5 Weber manyetik alanlı bölgede K parçasının yüzey alanı budur. Manyetik alanın şiddetini 2 saniyede 25'e çıkarılırsa 5'ten 25'e çıktı. Akı değişimimiz indüksiyon akımının yönü demiş. Şimdi indüksiyon EMK'sı delta fi bölü delta t. I eşittir epsilon bölü r. Şimdi buradan sırayla gideceğiz. 200 santimetre kareyi çevirirsek 0,02 metre kare olmuş oldu. Şimdi akı değişimini yapalım. Fi son eksi fi ilk, yani 25 eksi 5'ten daha doğrusu şöyle yapalım. Şu 0,02 olacak delta fi'miz. Şimdi ne oldu? 20 çarpı, değil mi? B çarpı A 20 çarpı 2 bölü 100. Şöyle şununla şu sadeleşti, 5. Delta fi'miz 2 bölü 5'miş. Tamam. Şimdi neredeyiz? İ'deyiz. Önce E'deyiz. Delta fi bölü delta t. 2 bölü 5 bölü 2 saniye içinde demiş. 2 bölü 5 çarpı 1 bölü 2'den epsilonumuzda ne oldu? 1 bölü 5 oldu. I eşittir 1 bölü 5 bölü direncimiz. Bir yerde de direnç bulacağız. 4. Yani 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 4'ten 1 bölü ne olmuş oldu? 20. O yüzden cevabımız 0,05 olacak. Şunlar gitti. 1 bölü 20'den. Şimdi yönünü bulalım. Şimdi bizim akımız ne yapıyor? 5'ten 25'e manyetik alan arttığı için akımız artıyor. Akıda bir artış varsa lens yasası bu artışı engellemek için mevcut manyetik alana zıt yönlü. Yani içeri bir manyetik alan. Baş parmak içeri, dört parmak indüksiyon akımının dönme yönü. Hangi yönde oluşmuş oldu? 2. O yüzden doğru cevabım B seçeneği. Şimdi biz ne yaptık?
devrede üreteç olmadan akı değişimiyle bir potansiyel fark gerilim elde ettik. Bunun adına da indüksiyon elektromotor kuvveti dedik. Epsilon'a gösterdik. Bu birinci yöntemdi. Şimdi tekrar bir potansiyel fark gerilim elde edeceğiz ama bu sefer de tel ile elde edeceğiz. Yani iletken bir teli manyetik alan içerisinde hareket ettireceğiz. İletken telin içerisindeki serbest elektronların hareketinden dolayı bu telin uçları indüklenecek, yani kutuplanacak ve telin uçları arasında bir potansiyel fark, yani gerilim oluşacak. Şimdi bakalım bunu nasıl yorumlayacağız. Düzgün manyetik alan içerisinde bu tele V hızıyla çektiğimiz zaman serbest elektronlar var ya. Şimdi bu tel üzerinde elektronlar hareket edecek. Şimdi sağ el kuralını yazalım. Sağ el kuralına göre dört parmak neydi? Manyetik alandı. Baş parmak hız. Şimdi avuç içi manyetik kuvvetti. Şimdi burada içinde artı ve eksiler var. Ama eksiler hareket edeceği için manyetik kuvvet eksiler hareket edecek. Etki edecek. Dört parmak manyetik alan, baş parmak hız, avuç içi artılar için, eksiler için aşağı doğru bu eksi yüklere bir manyetik kuvvet etki edecek. Yani bunun içerisindeki eksi yükler aşağı doğru yönelirken buralarda artı yük fazlalığı olacak. Yani bizim bu telimiz şöyle bakınız artı eksi bir pil gibi davranmaya başlayacak. Artılar ve eksiler kutuplanacak. Şimdi o zaman dört parmak manyetik alan, baş parmak hız. Bunu böyle uğraşmak yerine diyoruz ki böyle bir genelleme yapıyoruz. Avuç içi de kimleri gösteriyor? Artı yükleri. Şimdi burada artı ve eksiler arasında bir ne oluştu? Bakınız elektrik alan oluştu. Bu eksi yüklü cisme elektrik alandan dolayı da elektrik alana zıt yönlü bir ne etki edecek? Elektriksel kuvvet. İşte eksiler alt tarafta, yani bu örneğimizde alt tarafta indüklenene kadar, kutuplanana kadar, yani elektriksel kuvvet manyetik kuvvete eşit oluncaya kadar KL uçları arasında bir yük alışverişi olur. KL uçları arasında bir potansiyel voltmetre bağladığımızda KL uçları arasındaki bir oluşan potansiyel farkı ölçmüş oluruz. Ve bu formülümüz de bavul. Ama artık V demiyorduk. Ne diyeceğiz? Epsilon KL arasındaki potansiyel farkı bavul formülüyle bulacağım. B manyetik alan. V hız. L ise çubuğun nesi olacak? Uzunluğu olacak. Ama bunların indüklenebilmesi için manyetik alan, hız vektörü, bunlar birbirine ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda. Eğer bizim çubuğumuzla hız arasında bir alfa açısı varsa formülümüz bavul sin alfaya ne yapacak? Dönüşecek. Eğer ki bakınız manyetik alan çizgilerimizi şu şekilde verdik. Şu. KL iletken telini de V hızıyla çektik. Bakın manyetik alan çizgileriyle hız aynı doğrultuda. Biz ne olması gerekiyor demiştik? Dik. O zaman benim KL çubuğum indüklenmez. Yani KL çubuğum üzerinde indüksiyon elektromotor kuvveti oluşmaz. Burayı da söyledik. Şimdi bakalım. İletken tel manyetik alan içerisindeki V hızıyla çekildiğinde telin üst kısmı alt kısmı artı, bunu söyledik. Eğer ki bizim telimiz bu sefer bakınız şuradan sabitledik, iletken teli buradan çektik. Ne yapmaya başlar bu sefer? Dönmeye başlar. Şimdi düzgün manyetik alan içerisinde iletken bir tel O noktası etrafında dönmeye başlıyorsa OK arasında oluşan indüksiyon EMK'sını bavul bölü 2 ile buluyoruz. Şimdi burada dönme hızından bahsedeceğiz. Bunun dönüyor ötelenmediğine göre bu 12. sınıfın ilk konusu arkadaşlar, çembersiz hareket. Orada onlardan biraz bahsedince burası daha mantıklı, daha ayrıntılı anlatabileceğiz size. Şimdi şu an o kadar ayrıntılı anlatamıyoruz. Şimdi bu dönüyorsa dönme hızı, burada dönme hızı sıfırdır, burada V'dir. Yani çubuk ötelendiğinde rahattık. Her bir parçanın öteleme hızı aynıydı ama burada dönüyor. Döndüğüne göre de bir ortalama hızdan bahsetmek zorundayız. Ortalama hızı da ilk hız artı son hız bölü 2'den, yani V bölü 2 olarak yorumluyoruz. Şimdi bakalım. Diyor ki telin uçlarındaki indüksiyon EMK'sı ne kadardır? Neydi? Epsilon KL eşittir. Açı da varsa BVL sin alfa. Manyetik alanımız 5. Hızımız 2. L'miz 40 santim, yani 0,4. 4 bölü 10. Sin 53. 0,8. 8 bölü 10. Buradan işlemlerimizi yaptığımızda cevabımız 3,2 çıkıyormuş Ceyhan. 3,2 volt diyoruz. Örnek 6'dayız. Bakalım ne istiyor bizden örnek 6. Kenar uzunluğu 10 santim olan iletken çerçeve 5'lik manyetik alanlı bölgeden çıkarılıyor. Buna göre indüksiyon akımının yönü ve büyüklüğü. Şimdi indüksiyon akımı epsilon bölü R. Neyi bulmamız lazım? Epsilonu.
teli hareket ettiriyoruz. O zaman epsilonu nereden bulacağım? Bavuldan bulacağım. B'miz kaç? 10. Hızımız kaç? 5. Telin uzunluğu 10 santim. 0,1. 1 bölü 10. Yani bunu metreye çevirdik. Gitti gitti. Epsilonumuz 5'miş. I eşittir 5 bölü 2 amper. Yani 2,5 amper akımı bulduk. Şu gitti. Şimdi yönünü bulalım. Şu an bizim tel çerçevemiz bu tarafa doğru hareket ettiği için manyetik alan içinde kalan alanı azalıyor. Alan azalırsa fi eşittir b çarpı a'dan akı ne yapar? Azalır. Akı azalırsa eğer bu azalmayı engellemek için lensesi devreye girer. Mevcut manyetik alanı destekler. Baş parmağı koyduk içeriye, dört parmak oluşan indiksiyon akımının yönü. Çerçevede bu yönde indiksiyon akımı oluşacak demek. Şimdi buraya dikkat. Kimi soruyor bakın bize? Direncin üzerinden. Direnç burada. Hangi yönde akım geçti? Bir yönünde 5 bölü 2. Doğru cevabım A seçeneği. İndüksiyon yasası 1831 yılında birbirlerinden habersiz Faraday ve Henry tarafından bulunmuştur. Bulguları ilk yayınlayan Faraday olduğu için Faraday yasası olarak geçerli olmuştur, adlandırılmıştır diyor. Öz indüksiyon akımı. Şimdi indüksiyon bir de öz indüksiyon akımı. Öz indüksiyon akımının farklılıklarından başlayalım. Öz indüksiyon akımında bir kere devrede ne olacak? Üreteç olacak. Şimdi indüksiyon akı değişimiydi bakın. Öz indüksiyon akım değişimi olacak. Ve devrede kesinlikle öz indüksiyon bobinlere has bir özellik olduğu için devrede kesinlikle ne olmak zorunda? Bobin olmak zorunda. Şimdi o zaman bir akım makarasından geçen akım değiştirirse manyetik alanın şiddeti değiştiğinden manyetik akı da değişir. Devredeki akım değişiminin neden olduğu bu akıma öz indüksiyon akımı denir. Şimdi öz indüksiyon akımının günlük hayattaki en basit örneği şu, kalıcı olabilir. Şimdi şarj aletini prizden alır almaz telefonunuza taktığınızda telefonunuzun şarjı %2 ise hemen ne yapar? %3 olur ya da ekran aydınlanır, değil mi? Işığı yanar. Ne yaptık biz prizden şarj aletini çektiğimizde? Bir anda akım sıfır olmuyor. İşte akım yavaş yavaş sıfır olurken, akım azalırken devre kendini korumaya alıyor. Bu oluşturduğu koruma akımına da biz öz indüksiyon akımı diyeceğiz. Yani akım bir anda maksimum değil, bir anda da minimum olamıyor. İşte bu arada devre ne oluşturuyormuş? Öz indüksiyon akımı. Şimdi eğer ki bizim devre akımımızda artış oluyorsa, öz indüksiyon bu artışı engellemek için devre akımına zıt yönlü. Eğer ki akımda bir azalma varsa, öz indüksiyon bu azalmayı engellemek için devre akımıyla aynı yönlü öz indüksiyon akımı oluşturur diyoruz. Öz indüksiyon akımı kısa süreli anlık bir akımdır. Şimdi bakalım. Rheostat kolu ok yönünde hareket ettirildiğinde, şimdi artıdan çıktı, eksiden girdi. Şimdi buraya doğru geliyorsa direnç değerimiz ne yapıyor? Azalıyor. Direnç azalırsa akım ne yapar? Artar. Akım artarsa lens yasası bu artışı engellemek için bakınız devre akımı bu tarafa doğruydu ya, devre akımına zıt yönlü, bunu azaltmak için zıt yönlü bir öz indüksiyon akımı oluşturur. Şimdi bu tarafa doğru çektiğimizde direnç artıyor, akım azalıyor. Akım azalıyorsa ne yapıyorduk? Devre akımıyla aynı yönlü öz indüksiyon akımı oluşturuyorduk. Şimdi Lorentz kuvvetleri diyoruz. Nedir Lorentz kuvvetleri? Artı yüklü bir parçacığı hem bir elektrik alanı içerisine aynı anda da bir de manyetik alanı içerisine fırlatıyoruz. Ve burada cismin üzerine etkeden elektriksel ve manyetiksel kuvvetleri, yani elektrik kuvveti ve manyetik kuvvetlerinin vektörel toplamlarına biz Lorentz kuvvetleri diyoruz. Şimdi bakınız buradaki örneğimizde artı yüklü parçacığı fırlattık. Elektrik alan artıdan eksiye. Artı yüklü parçacığa etki eden, şuraya göstereyim. Artı yüklü parçacığa etki eden elektriksel kuvvet elektrik alanla aynı yönlü. Manyetik kuvvete gelince manyetik alan neydi? 4 parmak manyetik alan, baş parmak hız, avuç içi artı yükleri etkeden manyetik kuvveti gösteriyordu. O da yukarıya doğru. İşte bunların şöyle vektörel toplamlarına biz Lorentz kuvvetleri diyormuşuz. Şimdi burada ne yapabiliriz? Yorumlayabiliriz. Eğer ki elektriksel kuvvet manyetik kuvvetten büyükse, değil mi? Ne yaparız? Elektriksel kuvvet manyetik kuvvetten büyükse şu yolu izler. Tam tersi, manyetik kuvvet elektriksel kuvvetten büyükse K yolunu izler. Burada M'yi. Ama elektriksel kuvvet manyetik kuvvete eşitse cismin üzerine etkeden net kuvvet sıfır olacağı için sapmadan
L yolunu izler. Şimdi elektriksel kuvvet formülümüz Q çarpı, manyetik kuvvetimiz BQV, bisküvi idi. Şimdi bunları birbirine eşitlersek bisküvi eşittir Q çarpı E'de Q'lar gitti. Yani benim K'ya, L'ye ve M'ye sapmam bunun yük miktarına ne değildir? Bağlı değildir. Çünkü ne yapıyor? Bakınız değişiyor. Ne dedik? Şu yüklü parçacığın izleyeceği yol parçacığın yük miktarına bağlı değildir. Evet biz de söyledik. Şimdi örneğimizdeyiz. Güzel bir örnek arkadaşlar. Hem indiksiyonu hem de öz indiksiyonu bir arada yorumlayacağımız. Şimdi bir kere K ve L bobinlerinden hangisinde indiksiyon, hangisinde öz indiksiyon oluşacak onu tespit edelim. Öz indiksiyon için olmazsa olmazımız neydi? Üreteç. O zaman X'de ne oluşacak? Öz indiksiyon. Şimdi X'in etrafında bir manyetik alan bulacağız. Bakalım nedir, ne değildir? Bu manyetik alanın etkisinde olan Y'de ise ne oluşacak? İndiksiyon akımı oluşacak. Şimdi akım artıdan çıktı, eksiden girdi. Bakın şurada bir boşluk var. Bir de şurada şeyin telin, iletken telin üstten geldi. Biz nereyle ilgileniyorduk? Üstten, gördüğümüzden. Nereye doğru oklar? Aşağı çizdik. Bu ne demek? Bobini sar, tırnakların aşağı göstersin. Baş parmak manyetik alan, aynı zamanda en kutbu. Yani mevcut manyetik alanımız buymuş. Şu şekilde. Şöyle çizdik. Tamam, devam edelim. Şimdi Reus da şu kadarlık direncin üzerinden geçiyordu. Buraya gelirse direnç değeri arttı. Akım ne yaptı? Azaldı. Bununla ilgileniyorum. Akım azalırsa öz indiksiyon bu akımı azalmayı engellemek için ne yapıyordu? Devre akımını destekliyordu. Değil mi? Yani devre akımıyla aynı yönlü iki yönünde ne oluşacak? Öz indiksiyon. Şunlar gitti. Şimdi bakınız bu bunun etkisinde değil mi? Şu şekilde bir manyetik alan, bu bizim mevcut manyetik alanımız. Şimdi bobinin etrafındaki manyetik alan B eşittir 4KPIN bölü L. Akım azalıyor. Demek ki bunun etkisinde olduğu manyetik alan azalıyor. Akı eşittir B çarpı A. Akı azalıyor. Akı azalırsa bu azalmayı engellemek için lenz yasası mevcut manyetik alanla aynı yönlü manyetik alan oluşturuyordu. Yani bobini sar, baş parmak manyetik alan. Tırnaklar nereyi gösteriyor? Aşağı. Sarımların üzerindeki oklar aşağı olacak. Yine bu üstten gelen kolu takip ettik. Burası aşağı, burası yukarı. Yani bu yönde. Yani iki yönünde indiksiyon akımı oluşmuş oldu. Doğru cevabımız D seçeneği. 8 numaralı soruda yargılarının hangileri doğrudur? Hem bir düzgün elektrik alan var hem de bir ne var? Manyetik alanımız var galiba. Evet. Şimdi bakalım diyor ki sapmadan L yörüngesini, yani sapmadan L yörüngesini izliyorsa net kuvvet ne olacak? Sıfır. Şimdi elektrik alanın yönü artıdan eksiye doğru şu. Eksi yüklü parçacığa etkeden elektriksel kuvvet elektrik alanına zıt yönlüydü. Bu taraf. Şimdi bunun dengede olabilmesi için o zaman manyetik kuvvet nereye doğru olmalı? Yukarı doğru. Şimdi bakalım manyetik alan içeri doğru olsa olacak mı? Hızı da şu tarafa doğru. Dört parmak manyetik alan, baş parmak hız, avuç içi artı yükler için. Biz eksiyiz, tersi. Demek ki içeri değilmiş. Bakın içeri olmadı. Zaten iki alternatifiniz var. Deneyin dışarı. O halde bakalım. Levhalar arasındaki manyetik alanın yönü sayfa düzlemine dik ve dışarı doğrudur. Doğru. X parçacığını etkeden manyetik kuvvet ile elektriksel kuvvet eşit büyüklüktedir. Evet çünkü sapmadan dümdüz gittiğine göre net kuvvet ne olmalı dedik? Sıfır olmalı dedik. X parçacığının yük miktarı arttırırsa parçacığın izlediği yol değişmez. Evet çünkü onu da şöyle bisküvi eşittir Q çarpı E'den Q'larına bağlılığımız yoktu. Doğru cevabımız E seçeneği. Evet elektrik motoru ve dinamo demiş. Elektrik enerjisini hareket enerjisine çeviren elektrik motorları üzerinden akım geçen bir çerçevenin dönebilecek şekilde manyetik alan içerisine yerleştirilmesiyle oluşur. Manyetik alan içerisindeki çerçeve manyetik alan etkisiyle dönmeye başlar ve elektrik elde edilir. Dinamolar ise hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviren araçlardır. Örneğin bisikletteki dinamo tekerlek dönerken elektrik enerjisini lambaya aktarır ve lamba yanar. Evet şimdi ödev testimize geçecek olursak. Demiş ki hangilerinin hızı artar? Şimdi M kütleli artı Q yüklü KLM parçacıklarından K parçacı manyetik alan içerisinde. N'den S'e, N'den S'e. Şimdi arkadaşlar bir önceki föyde demiştik ki zaten manyetik alan içerisine fırlattığımız yüklü bir parçacık yüklü bir parçacığı koyduğumuzda bu
Bu manyetik alan içerisinde manyetik kuvvetin etkisiyle düzgün çembersel hareket yapar demiştik. Şimdilik bunu bu şekilde ezber bilgi olarak bileceğiz. Bunu nerede geliştireceğiz? 12'de bu konuyu öğreneceğiz. Düzgün çembersel hareketin bana verdiği yetki de şuydu. Hız büyüklüğü sabit. Hız büyüklüğü sabitse, hareket süresince hızı değişmiyorsa o zaman ne de değişmez? Hızı da değişmez. Devam edelim. İkincideyiz. Elektrik alan içerisine koymuşuz. Artı yüklü parçacığa elektrik alanla aynı yönlü bir elektriksel kuvvet. Yani cismin üzerine etkeden bir net kuvvet var. Cismin üzerine etkeden bir net kuvvet varsa ivme vardır. Ve bu ne yapar? Hareket doğrusu olduğuna göre hızlanır. Bir kere L ne yapacak? O zaman hız artacak. Buraya baktığımız zaman yine M yüklü parçacığımız bir manyetik alan içerisinde. Manyetik alan içerisindeki yüklü parçacığın hız büyüklüğü değişmiyordu. Hız büyüklüğü değişmediği için enerjisi de değişmiyordu. O zaman cevabımız yalnız L olmuş oldu. Şimdi soruyu şuradan okuyayım ben yine. R direncine bağlı olan iletken K çerçevesi sayfa düzlemine dik olan manyetik alanlı bölgede şekildeki gibi tutulmaktayken manyetik alan şiddeti değiştirilerek R direnci üzerinde öz indüksiyon oluşturulmak isteniyor. 0T zaman aralığında R direnci üzerinden iki yönünde. Şimdi bakınız parça parça 0T anında iki yönünde geçiyor. Yani iki yönünde geçmesi demek şöyle. Yani şöyle dönecek. Yani baş parmak içeri. Baş parmak içeri olduğunda mevcut manyetik alana zıt yönlü oldu. Biz ne zaman mevcut manyetik alana zıt yönlü indüksiyon oluşturuyorduk? Manyetik akıda bir artış olduğunda. Demek ki 0T aralığında manyetik akıda bir artış olacak. Bu gitti, bu gitti. Şunlar kaldı. Şimdi diyor ki T2T zaman aralığında R direnci üzerinde indüksiyon akımı oluşmuyor. İndüksiyon akımı oluşmuyorsa akı değişimi yok demek. Değil mi? Şimdi ne olabilir? Şu gitti. Şurada kaldık gene. 2T, 3T zaman aralığında bir yönünde. Şimdi bakalım renk değiştirelim. Bir yönünde olması için. Şöyle maviyi takip ediyoruz. Şöyle dört parmak indüksiyon akımının yönü. Baş parmak manyetik alandı. Mevcut manyetik alanla aynı. Ne zaman mevcut manyetik alanla aynı yönlü oluşturuyorduk biz? Akıda bir azalma oldu. O zaman akıda bir azalma olacak. Doğru cevabım A seçeneği olmuş oldu. Bakınız güzel bir soru arkadaşlar bu. Özellikle bu sene için değil, seneye için güzel bir soru tipi. Bir sonraki fövde görüşmek üzere.